Merhaba sevgili masal sever. Bugün sana Şirin Kız ve Üç Ayı masalını anlatacağım. Ama istersen sen de bilmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Şirin Kız ve Üç Ayı. Bir zamanlar bir ormanda üç ayı yaşıyormuş. Birinci ayı baba ayıymış. İkinci ayı anne ayıymış. Üçüncü ayı ise bebek ayıymış. Üç ayı da yulaf ezmesi çorbasını çok severlermiş. Bir sabah anne ayı sıcacık çorbayı tabaklara doldurmuş. Sonra da çorbaları soğumaya bırakarak üçü birden kısa bir gezintiye çıkmışlar. Onlar gidince komşu kızı oraya gelmiş. Üç tabak görünce dayanamamış. Önce bebek ayının çorbasını, sonra diğerlerini bitirmiş. Karnını doyurduktan sonra evin içinde dolanıp her gördüğü yeri karıştırmaya başlamış. Ardından yorulmuş ve bebek ayının sandalyesine oturmuş. Sandalye sallandıkça ses çıkarıyormuş. Çıkardığı sesten çok hoşlanan kız, tüm ağırlığını vererek sandalyeyi hızla sallamaya başlamış. Sonunda sandalye ağırlığına dayanamayıp kırılmış. Komşu kız evin içinde eğlenecek başka bir şey bulamayınca sıkılmış ve uyumak istemiş. Bu kez evin ikinci katına çıkmış. Yataklardan biri çok minikmiş. O bebek ayının yatağıymış. Uzanmış, uykuya dalmış. Ormanda gezinti yapan üç ayı çok geçmeden evlerine dönmüşler. Bebek ayı hemen çorba tabağına koşmuş. Biri benim çorbamı bitirmiş, demiş telaşla. Sonra da sandalyesini görüp sandalyemi de kırmış, demiş üzüntüyle. Ayı ailesi eve birinin geldiğini anlamış. İkinci katı da kontrol etmeye çıkmışlar. Bebek ayı yeniden incecik sesiyle ciyaklamış. Baba, anne bakın, bir kız yatağıma girmiş uyuyor, demiş. Komşu kız gürültüden uyanınca üç ayı ile karşılaşmış. Utanmış. Apar topar evine kaçmış. O günden sonra üç ayı ve komşu kızın evlerine girip yaramazlık yaptığını bir daha şahit olmamışlar. Sevgili arkadaşlar, sizce birinin evine izinsiz girilir mi? Girilmez değil mi masal arkadaşım? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal sever. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.